الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Haşir Risalesi'nden okuyacağız. Haşir, öldükten sonra dirilme. Bu bedenseldir. Ruh ölmeyecek ki dirilsin. Tamam mı? Şimdi bununla alakalı bir mukaddeme yapmak istiyorum. 23. sözde der ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hatırladınız. İman hem nurdur hem kuvvettir. Her şeyin ama dört hakikati vardır. Çekirdek, meyve, ortası ağaç, bir de ağacın arkasındaki makine. Buna dindeki, risaledeki ismi çekirdek evveluhu, meyve ahiruhu, ağaç zahiruhu, makine batinuhu. Öyle bir şey. Şimdi imanın bir mahiyeti var. Yani iman, çalıştığım için söylüyorum, çok çalıştım bu iman meselesine. Allah'ın zatının nurudur. Bu mahluk değil. Tamam. Sonra insanda gözüktüğü zaman bu mahluk oluyor. Şöyle diyeyim. Güneşten telefonunuzu kapattınız değil mi? Cep telefonu kapat. Cep telefonu bir zahmet kapat. Güneşten, bak burayı dinleyin ki mukaddeme çok önemli. Güneşten ışık tanesi geliyor. Bunun fizikteki adı foton. Beyaz bir şey gözüküyor. Biz öyle görüyoruz. Aslında güneşten gelen o 7 tane rengin 1 gram şundan, 1 gram şundan, 7 taneyi aynı oranda birleştirirsen beyaz oluyor. Beyaz denen bir renk yoktur. Öyle diyor. Beyaz nedir? 7 tane rengin aynı oranda hulasasıdır. Beyaz böyle olmadığı için siyah da yok. Adem. Şimdi diyeceğim şu. Güneşten gelen beyaz o foto. Patlıcana gidiyor, mor gözüküyor. Aslında mor girmiyor. 7 tane giriyor, mor çıkıyor. İçinde bir mor var zaten yedinin içinde. Kırmızı biberin içine vuruyor. Biber diyor ki, 7 tanesine devre dişi, kırmızı dişe vuruyor. Herkes bu derste farklı anladık. Gidiyor yaprağa, 7 tane renk paket olarak, 6 tanesine diyor ki sen burada kal, yeşil dışarı çıkıyor. Tamam. Ha. Şimdi ikinci örnek. Güneş vuruyor, donuyor, odun oluyor. Gezegenleri tutuyor, kainatı sındırıyor. Elma oluyor, armut oluyor. Tek bir hakikat. İmanın böyle bir zatı var. Aslı mahluk değil. Allah'ın zatının nurudur. Bir mukaddeme yapıyorum, bir daha söylüyorum. Bu işareti cazdan 42. sayfadan hulasa etmeye çalışıyoruz. İman ve külliyatı dolaşarak. Bir de imanın böyle Allah'a bakan yönü mahluk değil. Allah'ın nurudur. Sonra o format değiştiriyor, hakik mahiyet oluyor. Bu da mahluk değil. Sonra hakikat oluyor.
mahluk. Güneş yani bir şey gibi. Yani renk geliyor, şey, foton geliyor. Onlardan 6 tanesi kalkıyor, bir tane çıkıyor mesela. 7 renk geliyor. Patlıcan diyor ki bir kırmızı. 6 tanesi baskın geliyor. Ötekisi çıkıyor. Yani gündüz ortası ay yok mu semada? Var. Niye gözükmüyor? Güneş baskın geldi. Gözükmüyor. Aslında o renkler hepsi var orada. Şimdi iman geldi kısacası. İmanın hakikati mahluk. Çünkü ustad da diyor ki azalır, çoğalır, büyür, küçülür, nurlanır, gider gelir. Vacip olan bir şey değişmez, büyümez, küçülmez. O odur. Çoğalmaz, azalmaz. Şimdi burada da söylüyor, 23. sözde, iman hem nurdur, hem kuvvettir. Ha. Peki, kuvvet nedir? Mazi. Mazi ile alakalıdır, onu okuyacağım. Nur nedir? İmanın iki kanadı var. Bize girdiği zaman iki yeri aktif ediyor. Tak 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 tak. Maziyi kuvvetle, istikbali nuruyla biz hakim oluyoruz. Sana hakimiyet veriyor. Hani diyorum ya, imandan sonra bir Müslümanın en büyük nimeti Allah ile ve ahirette ümitli yaşamasıdır. Şimdi ahirette ümitli olma nispetinde ölüm korkusu olmaz. Biz ölüm korkusu gibi zannettiğimiz şey ölüm korkusu değil, hesaptan ve günahtan korkma. Şimdi bu malumat verdikten sonra şu cümleleri şey yapın, sonra mevzuya gireceğim. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Kuvvetle maziyi Allah ile bağlanıyoruz. Mazideki bir sürü günahlarımız var. Onları imanın kuvvetine göre tövbe, istiğfarla temizleyebiliyoruz. Maziye imanın kuvveti ile oluyor. Nurla da istikbalimize bizi bağlıyor. İman bize gelince mazi ve müstakbele bağlıyor. Halde durmuyor. Işık vurduğu zaman diyebilir misin ki nurlandırma, aydınlatma, dur orada diyebilir misin? Diyemez. İman da nurdur. Diyemezsin, dur burada. Hayır. Senin ruhunun kanadını geleceğe, ahiret, sol taraf gelecektir. Geçmiş Allah. İmanın iki tane şeyi var. Diğerleri bunları tamamlayacağız. Noktayı istinad Allah'a iman. Bizim iman Allah'a bağlıyor. Allah ile bizi tanımlıyor. Bizi Allah ile izah ettiriyor. Allahsız kabire baktığın zaman işin içinden çıkamazsın. Hastaneye gideriz. İlaçlarla kurtulamazsın. Gidenler tevekkül ve teslimiyetimizin azlığındandır. Psikolojik hastalıklarının. Tevekkül ve teslimiyet az olunca beden hayatı esas oluyor ve bedene ben diyoruz. Bedene ben deyince bedenle alakalı her şey seni istiyor. Beden ölecektir. Küllü nefsin zayikatı ne? Nefs. Küllü nefsin. Küllü ruhun demeyin. O zaman beden ölecek. O zaman sen öleceksin. Niye? Bedene ben dediğin için. Ama benden kasıt beden değilse ölemiyorsun canım. Kim ölürse, kim ölecekse ölsünsün. Sen beden miydin? Öleceksin. Ama yok, ben beden bile değilim, ruh bile değilim diyorsan o zaman teris olacaksın. Itlak-ı ruhtur. Yani odunsun, odunu yakınca ne oluyor? Ayrışıyor değil mi? Odun buradaydı. Yakınca nerede peki? Yok artık. Her yerde. Odunun kilosu var, yanınca çıkanın kilosu yok. Odun bir kiloydu, şey, bir yerdeydi, yanınca her yerde. Siz artık nuru yakamazsınız. Odundan çıkan nur yok mu? Işık. Yakabilir misiniz onu? Ruh böyle bile değil. Ha. Şimdi o zaman ruhun latifeleri iman gelince ruh aktif oluyor. Şöyle düşünün. Fabrika düşünün, büyük fabrika, araba. Lastik tezgahı var, lastik yapan. O tezgah lastikle çalışır. Demir
kıvırıyor. Demir kıvırma şeyi var, tezgahı var. Oraya saç girerse çalışır. Bilgisayar program. Yani her tezgahın malzemesi, çalıştırma malzeme farklı. Değil mi? Ha, şimdi iman gelmese, ruhun bazı donanımları çalışır. Üreme, çoğalma, görme, duyma. Hayatı fonksiyonuna çalışır. Hayvanlarda da var. Ruhtur. Fakat iman girerse bu ruhun mazi ve müstakbeli çalışmaya başlıyor. Yani mazi Allah ile bağlıyor. Ne demek Allah ile? Olayları Allah ile bakma melekesi veriyor. Makama çıkartıyor. Olayları Allah ile yorumluyorsun. Allahsız izah edemezsin. Mesela istikbal ise imanı bir ahirettir. Ahiret imanın nuru demek, geleceği aydınlatıyor. İmanın nurunu ahirete iman nurlandırıyor. İmanın kuvvetini Allah'a imanla kuvvetlenir. Bu sefer ön tarafta kesin bu makamdayken ben hani sizle konuşurken farkım yok. Ben de öleceğim. Şimdi öleceksin. Peki mutlaka bu ölüm hadisesini nasıl teselli bulacaksın? Bu elimle ne kadar insan yıkamışım, gömmüşüm. Sen de öleceksin. Şimdi hiç düşünebiliyor musun? Bak kaya alet. Toprağa konuldu. O kabir de o değil ha. Lahit var. Kabirin içinde bir tane kuyu da var. Öyle. Oraya dayıyoruz. Ne olur ne olmaz. Belki çıkar korkar diye. Yetmez diye perdeliklere de dayıyoruz. Şimdi gel bakalım o yağmur çamurda. Ya, bir köye gittim Rize'de. Adam çay bahçesinde türbe yapmış böyle. Ondan sonra adam ya dedim ne burada evliye mi var dedim ya bu türbede kim yatıyor? Efendi ben kendime yaptım. Allah Allah sobanın arkasında kuzunun arkasında oturuyor. Sen mi yaptın o türbeyi? Yani orada kimse yok mu çay bahçesi aşağıda? Yok dedi. Ki ben ölünce oraya gireceğim. Niye yaptın dedim sen evliye ne özelliğin var dedim ya. Dedim ya sen hocam mıydın neydin yani? Baktım Kur'an'ı belki de demedim utandım. Belki de Kur'an okumayı da bilmiyor. Türbe yapmış. Niçin yaptın dedim. Hoca efendi dedi. Böyle baktı. Ya dedi korkuyorum dedi. Yağmurda da üşürüm dedi. Ben dedi kuzun arkasında hep üşürüm dedi. Yağmur üzerime yağmasın diye yaptım dedi. Birkaç asır sonra evliyeye dönecek orası. Ziyaret edecek. Çocuğu olmayanlar gidecek oraya. Başı ağrıyan gidecek. Başı dişi, işi, kıçı, affedersin kıçı, ağrılar gidecek oraya. Böyle bidatlar böyle çoğaldı. Bidatın kaynağı bu. Ha, bir tanesi bu. Şimdi eğer bedenle kendisini yorumladığı için vallahi türbe bile kurtarmaz seni. Kesinlikle dedim, naylona sarılman lazım dedim. Türbe değil çünkü kenardan su alır dedim cesedin. Cesedimi kefendiyim, biraz naylona. Bir naylona sararsan olur. Hiç düşünmedim dedi. Vakumlanması lazım var mı? Vakumlanması lazım. Kardeşim, vakumlanmak imanla. Başka hiçbir şansı yok. Vallahi öleceksin. Ve ezeli ve ebedi bir daha dönüp insan adayı olamayacaksın. İmam Gazali öyle diyor. İnsanlığının kıymetini bir de insan olamayacaksın. Bak şimdi, ruhun iman girdi mi latifeleri aktif ediyor. O olmayınca yalnız hayatın hazır zamanına muktela olursun, muktela olan bedeni hazlar çalışıyor. Üreme, yeme, bakma, dinleme. Ulvi sistem çalışmıyor iman girmemişse. Seni hazır zamanla kilitliyor ve donuklaştırıyor. O zaman gelecekle ümitli yaşayamazsın. İsterse paranız. Kaçamazsın. Duymamak, işitmemek, mezarlıklara gitmemek, evin camiden uzaklar yapmak. Kurtulamayacaksın. Seni yakalayacak vallahi. Hiç ummadığın yerde. Sözüm onlara. İman etmeyenlere. Sizinle hiç alakası yok. Desem inanmayın.
İnsanın kendisinin bedeninden ibaret olduğunu zannetmeye başlıyor. Hakikaten insan bir düşünse ki hazır zamanın kanatlarını imandan hariç ile açabilir. Şimdi bununla alakalı bir yer okuyacağım. İman yoksa. Şimdi şu sizinle seyahat edeceğiz. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Çölde. Tamam. Çölde gidiyoruz. Şu temsili, şu temsil dürbünüyle bak ki. Bak çöldeyiz ha. Ahmet. Sen eğer bunu temsili anlarsak gerisinde birkaç tane madde okuyacağım, keseceğim. Sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Allah Allah. Çölün ortasında bir han var. Ve hani hayal eder misiniz? Atlar bağlıyorsunuz. Tamam. Develeri koyduğunuz. İkinci kat yemek yeniliyor. Öyleymiş hanlar. Üçüncü kat yatılıyor. Tamam mı abi, böyle bir han gördük mü hayalimizde? Yalnız yemek yemeye dalmayın şimdi, çünkü derse devam edelim. Şimdi bakarsın hayal o yemeklere dalar. Büyük bir zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. Orada duruyor. O misafirlerin bir gece tenezzül ve ibret için o hanın tezinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Alıyor böyle. Oraya bir gece kalacaksın. Bir gece. Ama acayip süslemiş. Acayip. Çöldeki adamı düşün. Çadırdan gelmiş. Bir hurması satacak, üzümünü satacak, bilmem basmasını satacak ama sarayı görmüş. Çadır insanı hiç görmemiş. İlk defa. Süslenmiş. Onlara bir gece tenezzül ve ibret için o anın tezinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler o tezinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Yani onlar bir sürü insan girdi. O misafirler o tezinattan pek azı, bak o girenlerden 100 kişiden 5'te 1'i ne yapar? 20. 100 kişiden 20, 5'te 1'i az bir zamanda bakıp o nimetlerine pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyor. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o andaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Yani turistler geziyor, önlerinde şey vardı, dürtmüş şey, fotoğraf makinesi. Şimdi cep telefonu, herkes de artık turist olmuş. Şak şak çekiyorlar. Yani tamam bir gördük ama gene görmek isteriz diye fotoğraflarını alıyorlar. Yani kendine az fotoğraf. Yani dikkat edin, saray fotoğrafı değil. O çekileni sana vermiyorlar. Senin fotoğrafınla ne kadar bakabildinse, ne hangi açıdan neyi çekmişsin? Bir de okuyayım orayı. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o andaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da hizmet ediyorlar. Misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatiyle alıyorlar ve kaydediyorlar. Yani bir de hanın hizmetkarları var. Onlar ayrıca. Sen görmüyorsun. Suret alırken sen fotoğrafını, senin suretini alıyorlar. Sorarken soruluyorsun. Giderken götürülüyorsun. Öğrenirken söylüyorsun oraya. Yani seni an be an kaydediyorlar. Kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Kaldırıyor. Çoğunu o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip ediyor. Günde o ne düşündü? Kaldırıyor. Yeniden yapıyor. Yeni gelecek misafirler yeni tezyinatı icat eder. Yani eskiyi takdim etmiyorlar. Siz bilmezsiniz. Eskiler hariç. Biz buraya, şu sokağa gece gelemezdik. Çamur. Patattı ya. Bir cadde gibi bir şey vardı. Yolun altında vardı. Yukarılara zaten mümkün değil. Çizmeyle gidip geliniyor. Çamur ya. Tamam. Ekilir. Bu sizi sultan verin diyor. Ama kaldırdılar bak. Başka şey oldu. Yani herkes ben bunu gördüm diye değil. Herkes farklı manzara görsün diye
kaldırılıyor. Her gün değişiyor. Bunu gördükten sonra sen hiç şüphe kalır mı ki bu yolda bu hali yapan zatın daimi pek âli menzilleri hem tükenmez pek kıymetli hazineleri hem müstemir hem büyük bir saadeti vardır. Yani sen anlarsın ki vay be, bu adam bir gece için bir gece ya görüyor bir misafiri giderken senin gitmenle beraber onu kaldırıyor. Tefrişatını kaldırıyor, yeniden kuruyor. Vay be, bu adama bak ya, ne kadar zengin. Ondan sonra diyor ki size, ileriki saraylarım hiç buna benzemiyor. Sizin ilerideki sarayıma, memleketime, buradaki durumunuz, kayıtlarınız, sizin kaydınıza bakacağım, bizim kayıtlarımız, ortak bir mana çıkartıp, orada acayip muamele, burada herkes eşit giriyor. Oraya ortalama alacağız. Hani otobanda var ya, kamera çekiyor giriş izini, bir de çıkarken istediğin kadar git orta. Girip çıkış arasındaki tamam o ortalama hızını tespit ediyorlar. Ölüyorlar ya. Bunun gibi şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor. Yani orada da anlatıyor. Bak diyor, buradaki yaşantınız, bizim kayıtlarımız, sizin kayıtlarınız, tespitleriniz, buraya uygun davranmanız, gelecekteki ileride yolun zaten devam ediyor. Orada acayip bir, burada saray. Orada saray yok. Memleket var. Çölde bir saray. Çıktın çöl. Ama gidecek olduğunuz yer saray yok. Memleket. Ama sizin kayıtlarla bizim kayıtlarımızın ortasını alacağız. Oradaki memleketteki insana yapılması gereken muamelenin şeklini bu öyle tayin edilecek. Dedim. Şu halde gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylerin iştahlarını açıyor. Ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Niye yapıyor sorulursa, bir tanesi Rize'de okudum da, tamam da niye yapıyor dedi ya, ne istiyor? Valla merhametinden yapıyor. Tamam da yani böyle böylesi yok. Merhamet kendisi ücrettir. Mesela sen birisini seviyorsun. Tamam, çocuğu seviyorsun. Yani senin sistemindendir. Mesela güneş ışık veriyor. İhtiyacından değil, fıtratındandır. Su ıslatıyor. İhtiyacından değil, fıtratındandır. Aşk, muhabbet, fıtrattandır. Ve zevk alıyoruz. Mesela kalpte muhabbet duygumuz var. Gıdası sevmektir. Başka bir şey var. Bir latifemiz var. Sevilmek onun gıdasıdır. Sevilmek, sevmek ne kadar ihtiyaçsa sevilmek de o kadar ciddi ihtiyaçtır. Çok ihtiyaç. Bazı psikolojik hastalıkların en büyük sebeplerinden bir tanesi de yalnızlaştırılan, terk edilen insanlardan kaynaklanıyor. Yalnızlaştırıldık. Yalnız kaldık. 100 metre karıya, karı koca. Yani her kayınvalide, kayınpeder veya babalarımız, kardeşlerimiz o ortama bir muhabbet katıyordu, bir güzellik katıyordu, bir değişiklik katıyordu. Yalnızlaştırılan insanlar kendisiyle boğuşmaya başlamış. Oysa başkası onu çıkartıyordu, koyuyordu. Kızım şöyle düşün diyordu. Aa. Kaybeder veya işte baba. Oğlum bir de böyle bak ya. Nasıl bakayım baba? Bak oğlum sen, ben dedemden de duymuştum. Falan tarihte falan köyde bir adam gelirken şöyle şöyle senin gibi bir duygusu vardı. Ey baba, o adam böyle 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 yaptı. Bak bu malzemeyi sana aktardı, gıda oldu. Sen o gıda kelam yerine evdeki sevgi, muhabbet, aşk, alaka, sevilmek, sahiplenmek bu enerji yerine haplara müracaat etti. Hap. Hapta kendinden geçin, bunun adı düzelmek. Düzel bakalım ne zamana kadar düzeleceksin. İyice artık ne kafa basıyor ne bir şey, ne alaka. Bu düzelmek, psikoloji. Oysa seni seviyorlar. Kardeşim diyor, oğlum diyor, yavrum, sen teyze, hala,
Evladım hele bir dur. O senin köye gittiğin zaman kucaklaması, eteğinden sana bir tane hurma vermesi, orada ne bir şeysi yok, bir ot vermesi, onunla muhabbet göstermesi, sana yatırım yapmıyor, bunu tamir etmiyor. Kapa mı benzer? Üstad 66 Kastamonu, 66 Barla'da. Bir diyor, bu tebliğin bir hekim azık, Müslüman bir doktor, sana güzel bir söz söylese, bin nafi ilaçtan daha faydalıdır. Neyse, iştahını arttırıyor. Ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi, şu misafirhane dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu dokuz esası anlarsın. Aynı dünya bir çöldür. Yani dünya çöldür. Bizim yaşadığımız hayat o saray. Şimdi buradaki durumu dokuz tane esasla anlatacak. Ben bir, iki, üç, altı, sekiz ve dokuzuncu esas okuyacağım. İki cümle, üç cümlelerle. Birincisi, yani dünya bir çöl, senin hayatın, benim hayatım bir saray. Şimdi bakıyorum şimdi, girdik saraya, saraydayız, tamam mı? Dünya bu. Diyor ki, anlarsın ki o han, anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. Demek ki o saray han, dünyamız. Bir daha hem anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. O saray kimin için? Misafirler için. Kendisi için değil. Hem anlarsın ki şu dünya kendisi için değil. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldır. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Anlaşılan bu. Bir saray böyle göstereyim. İki, hem anlarsın ki bak, anlarsın ki o saraya bakınca, şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-i Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Ha, bu kadar kısa bir gün için bu kadar masraf eder karşılıksız. Ve sonra da vaat ediyor, ilanatlar yapıyor öyle yerde. Plakat bir şeyinizi mi anlamayın? Bu ne iştahınızı? İyilikten anlıyor musun, anlamıyor musun? Vefa var mı? Yok. Kadir şinaslık var mı? Yok. Bakın iyilikten ne yapacaksın? Diye senin bu yapacağın davranışına göre daha acayip bir memlekete götüreceğim. Dedi, ne demek? Anlarsın ki şu misafirhane, şu han içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darüsselam'a davet edermiş. Üç, saraydan üçüncü ne anlarsın? Bazılarında da bizim mesela sığırı götürsek, sığırı götürdük, hanın kapısına bağladık, otu verdik, kaliteli ot. Yani geldiği yerde de ot verseydik, oradaki otla, bulunduğu yerin farklı olduğunu, bu sarayda acayip bir iltifat gördüğünü mesela, yani farklılık anlar mı ya? Sığır sığırdır ya. Anlar mı bir şey? Ha, o zaman anlamak için üçüncü esas. Anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat, şu dünyadaki süsler. Yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Yani lezzetlenmek ve keyiflenmek için, gezmek için değil. Niye? Çünkü bir zaman lezzet verse firakiyle birçok zaman elemir. Her şeyin arkasına zıttını takmış. Baklavanın arkasına tuvaleti takmış. Güzelliği, yakışıklığın arkasına bir sivilceyi koymuş. Hayatın arkasına ölümü takmış. Bir bak bakayım, lezzet dediğin şeyler hemen zıttına inkılap ediyor. Demek ki bu lezzetler adres gibi bir yere işaret ediyor. Tenezzüh ve telezzüz için değil. Düşünmeye, farkındalığımıza vesile ve sebep olmak içindir. Bir de okuyayım. Baktığın zaman şu dünyadaki tezyinat
yalnız telezüz ve tenezzüh için değildir. Nereden anlayacağız? Çünkü diyor, bak bir zaman lezzet verse fırakıyla birçok zaman elemir. Mesela bir elma, sana bir dakika ile değil, lezzet vermesi için tam 12 ay o yapılmasıyla uğraşır. 365 gün. Dünyanın güneş etrafında dönmesi, 23 derece 27 dakika eğik, kendi ekseni etrafında dönmesi, güneş etrafında dönmesi, efendim 150 milyon kilometre uzakta çapı şöyle olması, böyle olmaz. Biz, ya bir düşünün, yağmurun, nemin, toprakın ne kadar masraf edilmiş bir elmaya. Ama neticeye bak. Ondan sonra tuvalet. Bu mu? Bu kadar şey için mi? Anlarsın ki, ha bu için değil. Sonra tattırır, iştahını açar, fakat doyurmaz. Kafirlerin Allah düşmanı olmalarının sebebi budur der 9. sözde. Nedir? Yani niye arzu ettiğim, istediğim hayatı niye vermiyorsun? Beka istiyorum, niye ben fani değilim? Her tattırır, iştahını açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır. Ya o nimetlerin ömrü kısadır. Mesela dut, meyvesini düşünün. Birkaç hafta değil mi? Bitti. Ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısa. Halis abi tanır mıydınız Tepecik'te? Tanıyorlar. Var değil mi? Halis abi karın ağrısıyla hastaneye gidiyor. 15 gün sonra cenazesi çıkıyor. Birkaç gün önce gördük değil mi? Çok etkilemişti beni. Benden 5-6 yaş. Çok da sağlam. Pala büyüktü abi. Vurduğu zaman tutturdular. Ama vurdular mı tutturlar. Yani öyle acil bir şey ki. Mesela Mustafa küçük vardı. Kaç yaşında gitmiştir Fatih o? 36. Yalıköy dershanesinde ders vazifesini verdik. Dersi o takip ediyordu. Gitti. Dersi yaptı. Akşam geldi. Abdestini aldı. Yatağa girdi. Hanımı uyandırıyor. Sabah namazına kalk. Dersten gelmiş, yatağa girmiş, ölmüş. Ulan baktım hakikaten ölüm varmış ya. Öyle inanıyorum ki artık. Eskide pek bizimle alakası yoktu da. Şimdi yazdırdı ya. Ölümün keşif kolları olan hastalıklar vücudumda tabattın etmeye başladılar diyor. Uğurlar olsun, selam olsun. Bay bay demeyin çocuklar, öğretmeyin. Selam, selam. Kusaçlar bana selam olsun diyor. Geçti, bitti. Ölüm korkusunun bir manası şuydu. Geçmişinize döndüğünüz zaman sizi ürküten şeyler varsa ölüm korkusu olarak gözüküyor. O ölüm korkusu değil, sorumluluk korkusudur. O da nimet. Belki tövbeye vesile olur. Demek ki sana tattırıp iştahını açar fakat doymaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek. Bu cümleyi ezberlemiştim ben okulda. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezine ibret içindir. Demek kıymeti yüksek. Kıymeti yüksek. Müddeti kısa olan tezinat, şu tezinat ibret içindir. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa, şu tezinat ibret içindir. Yok. Şükür içindir. Usulü daimisine teşvik içindir. Bak başka neymiş? İbret içindir. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa şu tezine ibret içindir, şükür içindir,
usulü daimisine teşvik için. Yani o şeyin aslına. O çiçek mesela Cemil ismi. Cemil esmasına usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Haşiye var. Haşiye şöyle diyor. Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekaiki sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa, ömrü azdır. Demek o şeyler nümunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Yani başka şey deyince biraz da böyle terimsiz ettirim size. Sokakta gördüğünüz herkesi insan mı zannediyorsunuz? Veya zannediyorsunuz? Öyle diyorlar da ben de naklediyorum. Ustad diyor ki, insi ve cinli şeytanlar birbirinin suretlerini giyebiliyorlar. Giriyorlar, girebiliyorlar. Mesela köylerde eskide olurdu. Aa, babama benzedi. Sokakta insan suretinde şeytanlar yok mu? Ustad şöyle diyorum, cinli şeytanlar. Eğer insan elbisesini girseydi bunlar gibi olur. İnsanlar da bu elbiseden çıkıp aynı şeytanlaşık olurlar. Onun için mesela seni tahrik edip sana rahatsızlık veren bazı sufli şeyleri uyandıranı hepsini insan zannetme. Anladınız mı? Bunu fiziken de tespit edilmiş. Uzaylılar denmiş. Oysa mahluklular. Tamam. Mesela Risale'dekini söyleyeyim. Bana sevap kazandırmak için diyor, Kabe'de beni gördüler diyor. Tavaf ediyor mesela. Mesela ulvi bir insan gece gelir sana, senin sıkıntını giderici şeyler söyler. Sana malzemeyle örgü, bunu yapma Muhammed der, şöyle yap, böyle yap. Ha. Nasıl, o mudur? Odur. O şahıs, kamil ise bilir. Kamil değilse onun adına Allah şey yaptırıyor. Şeytan da böyledir. İnsan kılığına girip sokakta dolaşan, peki Hazreti Ali görmüyor muydu? Hani asıl saadete gözüküyordu. Sonra büyükler dua etti de, gözükmesin ki ümmet korkmasın. Şeytan yolunu değiştirmiyor mu? Şeytanı değiştiriyor. Kardeşim, şeytan cinlerden yapılıyor işte. Cin, cin süresi var ya. Yani onun için böyle bağırıp kızma. Bağırıp kızma, çünkü o seni devre dışı yapan sorguna bakalım insan. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Onun için hep okudum bunu. Dedim ya. Ve madem müşterilerin nazarlarını nasırlarını çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezinat bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadını hazırladığı ni'am-ı cennetin nümuneleridir denilebilir ve denilir ve öyle. Girmeyeyim ona. Denilebilir. Mesela esma yönüdür. Denilir, hazmetmiş. Kendisi şahit. Denilir. Ahiretteki netice gördü, öyledir. Esma uğradı, ahirette takavül etti. Denilebilir. Esmanın böyle bir hakikati olur. Ha, evet, evet. Denilir. Denilebilir. Ha tabii tabii. Denilir. Öyledir. Öyle. O öyledir. Şahit ya. Peki kaçıncıyı okuyacağım bir de? Şimdi 4 atlıyorum. 5'i de 5'i de atlıyorum. Uzun oldukları için. 6'yı okuyorum. Ondan sonra 8 okuyacağım, 9 okuyacağım. 2-3 satır. Bak, çok kısa bugün. 6.'sı esas. Onun için iyi dinleyin. Ha. O saray vardı ya şey. Han.
Hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. İp düşünün sığıra, sarılmış, istediği yere gidiyor. Meleğe mi gidiyor, başkasının şeyine mi? Bak hem anlarsın ki insan o saraydan, handan anlarsın ki ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Orada bir şey demiyorlar. Girme demiyorlar. Yeme demiyorlar ama liste var. Orada bir tanesi diyor ki yeme bunda. Ama elini tutmuyor. Yeme diyor. Sen yersen yersin. 8. 8. esas. 2 tane. Daha bak ne kadar kısa. Hem anlarsın ki şu fani alemin sermedi sani için, yani şu fani alemin sermedi ezeli ve ebedi sani için başka ve baki bir alemi var ki ibadını oraya sevk ve teşvik eder. Ha, demek ki sevk etmek için orada bazı donanımlar yükleniliyor. Bazı özelliklerimiz uyandırılıyor. İştahlarımız açılıyor. Asıllarına müşteri yapıyor. Bu şeyde halde öyle anlaşılıyor. 9. esas. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, Allah Allah, öyle bir Rahman böyle bir alemde, Rahim demedi, dikkat ediyor musunuz? Öyle bir Rahman Rahim demiyor. Kafir mümin fark etmeden rızıklarını ve hak hayatını lazım olan levazımatını, zevk ve lezzetini veren zat Rahman'dır. Kendisine iman edenlere iman etmelerinin karşılığında özel muamele edecek Rahim olan Allah. Tamam. Zatiyle meşgul, tamam, zatiyle meşgul, enfusi alemde tefekkür edenlere de Allah ismi azamını mazar olacaklar. Ne demek o? Rahman, Rahim isim, Kerim, Ant isim, Allah da isim. Allah'ın zatı değil, o ismidir. Bak şimdi. Şimdi biz Allah'a iman ettik. Mükafatı dünyada malum, işte anlatmaya gerek yok, uzun. Ahirette de uzun, anlatmaya gerek yok, biliyoruz. Ben başka bir şey anlatacağım. Bugün Salih ile onu konuşuyordum. Değil mi Salih? Bak işte. Allah'a nasıl inanıyoruz? İtikadımız bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde yoktur. Değil mi? Mekanı yok, hacmi yok. Ama her yerde. Yani aşağı anlamak için buzdaki su gibi, odundaki nur gibi, güneş gibi, her yerde farklı icraat yapıyor. Nihayetsiz işi tek iş gibi. Koyunların tüyünü çıkartırken gezegenleri tutuyor. Gözlerin görmesini sağlarken donarak güneş ağaç oluyor. Ağaç donmuş güneştir. Donmuş esmaktır. Bir şey anlatacağım bak. İnsanın şerefine bakın şimdi. Kaliteye bakın. Çok önemli. Keyfiniz artacak. Allah'a nasıl iman ediyoruz? Biraz söylüyorum. Allah bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Tamam. Her yerde nihayetsiz iş yapar, tek iş gibi. Değil mi? Öyle inanmanın bedeli duruyor. Orada bedeli dur. Cennette biz nerede olacağız? Her yerde olacağız. Öyle değil mi? Cennette nihayetsiz yerde olacak diyor insan. Peki nasıl tasarruf edecek? İstediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. O ne oldu şimdi? İman ettiğimiz gibi olduk biz de orada. Allah isimdir. O isme mazhar olunca iman ettin değil mi? İman etmenin bedeli iman ettiğin şeyle beslenmektir. Allah bir anda her yerdedir. Sen cennette de her yerde olacaksın. Allah derken Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah zat-ı ismidir ama zat-ı işaret eder zat-ı değil. Yani şu
Masadaki hepsi Hasan'ındır. Yani izahat gerekiyor buna. Masanın üstündeki hepsi Hasan'ındır. Ben bu Hasan mıdır? Yok. Lehül esma'ül hüsna. Ne demek? Bütün güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Esma nereden çıkıyor? Söyleyin. Esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Sıfat nereden çıkıyor? Şunattan. Şunat nereden çıkıyor? Zattan. Peki, iman zattan geliyor ama Allah ismi esmadan geliyor. Allah konuşurken bu esmadaki Allah, esmanın kaynağı sıfat, sıfattaki kaynağı, sıfatı kaynağı şunat, şunatın kaynağı mahiyeti zatiye. Bunu ezeli ve ebedi bilmeyeceğiz. İsim isim yok burada mahiyeti zatiyede. Bilmiyoruz. Resulullah demiş yani, en iyi bilen yine sensin. Yani orada meçhul mutlak yok. Allah, Allah olduğunu bilmekte ve Allah'a has olan lezzeti mukaddesesi var. Onu bilmiyoruz var. Burayı bilmiyoruz hiç. Şunattan biraz haberimiz var. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzel, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Sıfatları biliyoruz. Sen, basar, ilim. Altayın, çok uzattım ama mühim. Rahman, Rahim, Kerim, Vedud, Ad, isimler. Burada değil, bu. Ha, burada Rahman neydi? Allah'a atladı. Bak Allah'a atladı. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce hangisim vardı? Allah. Niye Rahman ya? Bismillah, Allah, Rahmanirrahim. Üç tane isim var orada. Allah, Rahman, Rahim. Allah'a atladı. Diyor ki, öyle bir Rahman, böyle bir alemde, kafir, mümin fark etmeden hak hayatını vermiş, hak bu. Rızıklandırmış, lezzet ve zevklerle donatılmış, bu isme Rahman denilir. Kendisine iman edenle özel muamele edecek Rahim. Allah ise, o da isim. İman ettiğiyle besleyecek ve hakikatına, tecelliyatına, cilve cemal ve nakşı ve sanatına mazhar edecek. Bir anda cennette nihayetsiz yerde olmayacak mıyız? Niçin? Nihayetsiz zata iman ettiğimiz için. Her istediğimiz olmayacak mı? Allah'ın her istediğini yapabilir dediğimiz, iman ettiğimiz için. İstemediğimiz olmayacak. Allah da istemediği olmadığına iman ettiğimiz için. Öyle gel abone, iman ettiğine böyle gir bak, ha, ne yaparsan yap işte böyle. Aletle ben istifade, o yalan. Öyle bir şey. Bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, her istemediğin olmayacak. O isme mazari kazandın. Ona iman ettiğin için bu, bunun cilvesine, celmaline, nakşına, sanatına mazhar oldu. Ruhta böyle zaten. Mazi müstakbeli yok ki. Anlıyor musunuz? Anlattığımız kadar. Ama sakın haşa panteistler gibi tanrılaşıyor demeyin. Bak cilve, cema, nakşın sanatına mazhar oluyorsun. Allah isminin, çünkü Allah ismi zata baktığı için bizim de benim gömleğim gir içeriye, benim atletim, benim bedenim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum o ben diyen. Burası biraz zor oldu. Peki cemaat ama şimdiye kadar hafiftik. Biraz daha tefekkürümüz açılsın diye. Zaten bitti bundan sonra beş okumayacağım. Atlamasını dikkatinizi çekiyorum. Çünkü çok sordular bana niye atladı diye. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, böyle bir alemde, öyle has ibadına, öyle ikramlar edecek ne? Ne? Göz görmüş. Ne göz görmüş? Ne? Kulak işitmiş, ne? Kalbi beşere hayalimize hutur etmemiş. Yani ne hayal ediyorsanız cennet öyle değildir. Mefhumu muhalifiyle ne göz görmüş, ne kulak işitmiş cehennemi, ne de insan cehennemi hayal edememiş. Ne cehennemi hayal ediyorsanız değildir. Tamam. Peki Rahman, Rahim anladık mı abiler?
Bunu niçin anlattım biliyor musun? Bak bir daha söyledim. Panteistler dediği gibi tanrılaşmak değil, o isme azami derecede orada mazhar olacağız. Burada ise Allahu Ehad diye ikinci şuada biraz ileri geçiyor. Hazreti Ali'ye göre ismi azam. Ferdun hayyun kaymun hakemun addun kudus. Altı tane. Ustad bu altı tanesini cem ediyor. Tek bir isim. Allahu Ehad diyor. O sen şimdi mazarsın. O ben. Yani her şeye sahip çıkan. Benim gömleğim giydi. Benim atletim. Bak içeri giriyor. Benim hayatım. Benim ruhum. Benim aklım. O ben daha ben olan ben. Daha ben. Yani sahip çıkacağı bir şey yok. Benim gömleğim sahip çıktım. Var da. Benim ruhum. Ruh mahluktur. Hatta ustad ruha alet diyor. O ben olan benden daha arkada bir şey yok ki buna sahip çıksın. O sensin, tamam mı? O işte onu anlamak, onu fark etmek, onun etrafında gezinmek ancak Allah ismi azamına dünyada cilvesine, cemaline, nakşine, sanatına mazhar insanlarda olur. İkinci şuada da bunu altısını cem edip Allahu Ehad'dır diyor. Yani o Ehad olarak sende gözüküyor. Nur-u Tevhid ne içinde gözükmüştü? Sırr-ı Ehadiyet içinde. Nur-u Tevhid sırr-ı Ehadiyet içinde inkişaf edenlerde bu enfusi meşgul olmalarda dört isim var. Evvel, ahir, zahir, batın. Olaylara çekirdek mertebesinden, meyve mertebesinden, ağaç ve ağacın arkasındaki makine. Bu dördünü bakabilmelere, bakabilenlere ismi azam inkişaf ediyor. Mesela isim şu, evveluhu. Sırf buna bakmış, bu isme mazhar olmuş. Ahiru, meyveye bakmış. Zahiru, ağaca bakmış. Batın, başıya bakmış. İsmi azam hakim mazhar, bu ağaca, çekirdeğe bakarken meyveyle. Meyveyle bakarken çekirdekle, ağaca bakarken arkasındaki makineyle, makineye bakarken ağacın. Yani dört ismi bütünsel düşünebilen, tefekkür edebilen, onunla o mevzularla konuşanların ismi azam cilvesi parlıyor. Risale-i Nur her mevzusunu dört esmadan evveluhu, ahiru, zahiru, batını de anlattığı için her mevzu ismi azam mertebesinde izah ediliyor. Sebebi ahir zaman fitnesindeki tahribat büyük olduğu için tamir ancak bununla olur. İsimli değil, ismi azam mertebesinde anlatılan derslerle olur. Onun için haşir mevzusu ismi azama mazariyette kaynaklandığı için çok cami ve ikna edici özelliğe sahip 10. söz. Onun için insafla diyor. İnsafla, anlamak niyetiyle 10. sözü okusun diyor. Eğer anlamasa ahiretin, yani bu geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın, bu şekilde de anlamasa gelsin iki parmağını gözüme soksun diyor. Ustad diyor aynı. Gene. Peki haşa tövbe. Niçin? Çünkü 4 tane isimle işliyor. Bu 4 tane ismin hulasasına ismi azam deniliyor. Hazreti Ali'nin ismi azam 6'dır. Ustad Hazretleri 6 taneyi ismi azamlı isimleri Allahu Ehad ismine celbetmiş. O noktadan bakıyor. Unutmayın. Öyle bir Rahman. Böyle bir Rahman. Bu dünyada böyle yapıyor. Orada Rahim ama bir de Allah isminin cilvesine, cemaline, nakşine, sanatına ismi azamlara, meşgul olanlara tecelli edecek. Aynı bir şekilde. Allah o hakikatine mazhar eylesin, iki cihanda aziz eylesin, nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ya Rabbi, günahlarımızdan bizi utandırıp saklamayı haletini verdiğin gibi sevaplarımızı, hayırlarımızı da utanarak serişte etmemeyi, gizleme haletini bize nasip eyle. Ağlayan alemi İslam'ın
İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla, bütün mahlukatı, bütün kefiyetiyle tesir eden kudretinin, iradetinin, rahmetinin, hikmetinin, adaletin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, mahlubumuzu bize musahhar kıl. İnsanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'u musahhar ya, Risale-i Nur talebelerini ve ehl-i imanı, insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan hüsnü emin eyle ve cennet-i firdevste mesut kıl. Ya Erhamer Rahimin ve ahir davakum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.